Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeniden bir monitör incelemesi çekeceğiz. Bu seferki konuğumuz Rampage monitör. Hiç incelemesini görmedim YouTube'da falan. Çünkü bayağı araştırdım dün akşam. Ürünümüz daha bugün geldi. Şimdi ürünümüzün bir incelemesini yapalım. Önce bir şu kutusunu bir açalım. Öyle bir mantlamışlar ki çok güzel, aferin. Beğendim. Ters çıkarmışız. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içinden bir adet ayaklık çıkıyor. Bu ayaklık şeyin ayaklığına çok benziyor ya. Wilsonic. Yeni çıkan 24 inçin. Onu da kullandım. Çekimini yapamadık. Bir adet ayaklık. DisplayPort çok iyi. Bunu çok beğendim. HDMI Power geliyor bir tane güç. Bir de adaptörümüz var. 12 volt 3 amper. Diğerine bir adaptörümüz de var. Yanında. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi monitörümüze. Bu monitör önceden çıkarılmış. Çok belli yani. Çıkarılmış, bakılmış. Belki de iade edilmiş. Aynen öyle. Monitör iade edilmiş bir ürün. Üstünde parmak izleri ve ekranda çizikler var. Neyse, biz incelememizi yapalım. Biz de ürünü iade edeceğiz şimdi zaten. Yapacak bir şey yok çünkü kullanılmış ürünü biz niye bir daha kullanalım? Şu ayaklarını bir çıkaralım. Neden bu kadar zor çıktığını anlamış değilim. Normalde çok basit çıkar. Evet. Zaten montaj etmek çok basit. Tabii şimdi şuradan tornavida almam lazım. Şu şekilde. Sadece bu kadar. Montajımız bitti. 10 saniye bir şey sürüyor zaten montajı. Monitör bayağı yatabiliyormuş. Yani bu kadar yatması çok iyi. Çok çok iyi. Evet, monitörün görüşü gayet güzel. Şimdi isterseniz monitörün birkaç özelliğinden size bahsedeyim. 144 Hz, 1 milisaniye. Tabii Samsung QVA panel kullanıyor ürünümüz. Fiyatı çok uygun. 1200 lira gibi fiyatları var. Fiyatı gayet uygun. Hepsi burada. N11 ya da farklı sitelerde bulabilirsiniz. N11'den alabilirsiniz. Hatta bu ara sevgililer günü bitmeden alsanız çok iyi olur. 66 TL falan indirim falan veriyorlar. %4'lük indirim oluyor. Hemen hemen 40-50 liralık bir indirimden faydalanıyorsunuz. Şimdi monitörümüze güç verelim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, monitöre gücü verdik. Bu zaten arkasında joystick var. Joystick ile bir kere tıkladığınızda
Monitörün gördüğünüz gibi gücü gelecek. Samsung'un VA paneli çok kaliteli bir panel ama bakalım bunda ne kadar kaliteli bir görüntü verecek. No sinyal dedi. Neden acaba? HDMI portumuzu bağladığımız halde HDMI diyorum. DisplayPort'unu bağladık. Evet, şu an sinyal yok diyor. Enteresan. Şimdi geldi. Bakıldığı zaman görebiliyorsunuz şu şekilde biraz daha öne doğru tutsam. Zaten ekranda da ben size özelliklerini paylaşacağım sağ üst köşede. Boyutundan bahsetmek istersek 54 santime 40 santim boyutunda ürünümüz. Açı dereceleri zaten yeterince fazla. Yani bayağı aşağı doğru eğilebiliyor. Aşırı derecede eğilebiliyor. Bu özelliği çok güzel. Hatta beğenirsem ben bile alabilirim bundan buraya. Bir farklı özelliğimiz zaten genel özelliklerinden bahsettim. Full HD 1 milisaniye. G-Sync özelliği yok. Ama özelliklerinde bazı şunu bahsetmiş. Adapte V-Sync diye bahsetmiş. Yani FreeSync de desteklediğini yazmıyor. Ama Adapte V-Sync desteklediğini söylüyor. Tabii biz bunu buradan Nvidia'nın yazılımından Nvidia denetim masasından görebiliyoruz. Eğer destekliyorsa burada ayarlardan direkt G-Sync ayarları açılıyor ve buradan etkinleştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Zaten yeni duyurulan bu geçtiğimiz bir ay içerisinde Nvidia'nın duyurduğu artık Nvidia kartları FreeSync uyumlu monitörlerde de çalışabilecek. Tabii bazı modeller bunu tam desteklemiyor. Bir monitörde denedim. Aşırı derecede dalgalanma oldu. Daha da beter etti. Onun için kapatmıştım. Şimdi isterseniz bunu bir oyun üzerinde bir deneyelim. Hızlı hızlı geçiyorum ki çünkü kısa bir video olsun istiyorum. Hızlı bir şekilde anlatalım bitsin. Bir sorunuz olsa tabii yardımcı olurum. Şimdi şu oyuna bir geçelim. Siz ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum. Görüntü parlaklığı olarak da fena değil aslında. Şu kontrol joystick panelinden yanlışlıkla kapattım. Yani kapatıp açınca da bilgisayara bağlantı aynı şey gibi bir ek aparat gibi takılıyor nedense ürün. Bunun menüsü nerede? Evet, menüsü de maşallah varmış. Game Mobile demiş. Neyse. Görüntü kalitesini şu şekilde size gösterebilirim ancak. Ne derecede iyi. Şu an 144 Hz ürünümüz ve G-Sync yani Adaptive Sync açık. Şu şekilde şöyle bir başlatalım. Yırtılma veya vesaire olacak mı? Amacımız onu görmek. Şu ürünü şöyle alsak. Evet. Umarım görüyorsunuzdur. Çünkü alan müsait değil şu an pek. Zaten direkt şu an ayarlarım benim her şey ultrada, en yüksekte. Tamam. Hakkını yiyemem. Samsung VA panel görüntü kalitesi olarak hiç fena değil yani. Ama biraz yansıması var. Ekran mat ekran değil, parlak ekran. Şöyle geçtiğim zaman bayağı bir yansıma görüyorum bu taraftan. Yani açısı bunun 178 dereceye kadar olması lazım. Ama yani şu biraz daha sola kaçıp 170 derece bile değil. Yani 150 dereceye geldiğim zaman bile parlama oluyor. Ama tam önüne geldiğim zaman cidden çok iyi bir görüntüsü var.
Şuradan bakalım ne ayar yapabiliriz. Mod açık. İncelediğimiz ürün Rampage Rift RM61 24 inç oyuncu monitörü. 144 Hz 1 milisaniyelik bir tepki süresine sahip. Görüntü vesaire geri kalan tüm özellikleri çok çok iyi. Tabii bu bir tek şuradaki menüde biraz sıkıntı var. Hiç beğenmedim menüyü. Berbat bir menüsü var. Bir sonraki video incelememizde, ürün incelememizi, video incelemesi nasıl olacaksa, ürün incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Yardımcı olsanız, bir sorunuz olursa da monitörle ilgili ya da başka bir sorunlarınız varsa yorum bölümüne yazarsınız. Her türlü her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.